Göz sulanması. Hepimizin zaman zaman muzdarip olduğu bir konu. Peki her göz sulanması göz kanalı tıkalı olduğu anlamına mı gelir? Gözü sulanan hastaların yarısındaki sulanma nedeni gözün kuruluğu, alerjisi ya da iritasyonu gibi nedenlerken geri kalan yarısındaki nedenler ise gözyaşı kanal hastalıkları ya da gözün kapak hastalıkları oluşturmaktadır. Gözyaşı kanal tıkanıklığını peki nasıl anlarız? Hastalardaki özellikle şikayet evde, otururken, kitap okurken, televizyon izlerken, dışarıda sürekli olan sulanmadan muzdariplerdir. Tekrarlayan sulanmaya bağlı olarak hastalarda çapaklanma, gözde kızarıklık, batma ve bulanık görme şikayetleri de eklenmektedir. Eğer hastamızda gözyaşı yollarında mekanik bir obstrüksiyon yani tıkanıklık varsa yapılacak işlem basit bir sondalama işleminden burnu açılacak yeni bir gözyaşı kanalına kadar değişkenlik gösterebilir. Özellikle çocuklarda doğumsal olan kanal tıkanıklıklarına ilk bir yılda aileye masaj öneriyoruz. Ancak bir yıla kadar açılmayan gözyaşı kanal tıkanıklıklarında çocukları fazla bekletmeden sondalama işlemi için göz doktoruna götürmeleri gerekmektedir. Çünkü geç götürülen vakalar göz tembelliği ve enfeksiyon için adaydır. Sulanması olan her hasta gözyaşı yollarında tıkanıklık olup olmadığı yönünden de değerlendirilmelidir. Tabii ki bizim tavsiyemiz bunun altyapısı iyi olan bir hastanede bu eğitimi almış hekimler tarafından ve müdahale edecek hekimler tarafından yapılmasıdır.